Canlar, dostlar, kardeşler, ne haber? Whitehouse Survivor'umuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağım? Bugün ham madde nasıl toplanır? Onunla ilgili bir video çekeceğim. Bununla ilgili soruları vardı. Dilerseniz başlayalım. Temel ham madde toplamak için 4 tane ünitemiz var. Demir tezgahı, madeni, kömür madeni, odun fabrikası, bir de et. Avcı kulübesi, yani et. Şimdi bunlardan toplayabiliyorsunuz ama çok yavaş topluyor. Bunların seviyesini fırınla aynı seviyede ilerletin. Yani geride kalmasın. Fırın 10 ise onlar da 10 olsun. 11 ise 11 olsun. Bir de yükselttikten sonra şu şekilde tezgahların gücünü de artırmanız gerekiyor. Onları artırmazsanız bir sonraki seviyeye atlayamıyorsunuz. Bunun dışında bunları daha da güçlendirmek için araştırma merkezine gidip araştır diyoruz. Buradan ekonomiye gelip atıyorum diyor, kömür madeni kömür üretimini artırır. Yani %13,50'ymiş benim kömür şeyim, artışım. %9 daha ekleyecek buraya. Eğer bunu 3. seviyeye yükseltirsem. Aynı şekilde et de öyle. Odun da öyle. Şurada demir. Bu şekilde artırabilirsiniz bunları. Bunun dışında ittifaka girdiyseniz eğer, ittifaka girip savaşa giriyorsunuz. Savaştan oto katıl. Burayı etkinleştir diyorsunuz. Yani siz AFK olduğunuzda bile belli bir askeriniz, şöyle göstereyim. Diriliş. Atıyorum birinci seviyedeki diriliş. 39 bin yapmışım ben. Yani her seferde 39 bin asker otomatikman şeye gider. Savaşa gider. Bunun size ne getirisi olacak onu göstereyim. İttifak diyoruz, sandık diyoruz. Mesela Kank yedi. Sefebel çağrısı yapmış. Odun geldi. Et geldi. Bunu şuradan da görebiliriz. Pardon. Buraya geliyor. Bir de dikkat etmeniz gereken husus, çantada biriktirdiğiniz şeyleri harcamayın. Olası bir köyünüze saldırı olduğunda bunları yağmalayamıyorlar. Sadece şuradakileri yağmalıyorlar, şunları. Bunları. Bunun için neredeyse hep yaptığınız görevlerde ham madde veriyor. Atıyorum ben şimdi şunu yaptım. Yapıyorum. Bunu göstereyim. Buna bir taşta iki kuş vurmak deniyor. Hem et toplama, yani ham madde toplama görevi aldım. Haritaya girdikten sonra burada arama tuşuna basıyorsunuz. Buradan et seçiyorsunuz. Eğer seviyeniz düşükse burada düşük seçin. Atıyorum 4, 5 asker gücünüze göre. Neden derseniz 7. seviyede göstereyim. 6 milyon et varmış. Yani bunu herkes saldırır. Askeriniz burada toplama yapsa bile gelip sizin askerlerinizi keserler. O yüzden gücünüze göre seviye seçin. 6 atıyorum, 6. Bir saniye. Ben buraya bir göndereyim. Sonra konuşacağım. Çünkü görev var. Odun. 7. seviyeyi seçtim. 7. seviye etrafımda yokmuş. 6'yı seçiyorum. 6. seviyedekiler 3 milyon veriyor. Gönderdim. 5'ini görev olduğu için sadece bunları yağmalayacağım. Bir saniye. Bunu 7. seviye yapacaktım ben. Bir de buradan sadece dolu kaynakları ara tikini işaretlerseniz sadece dolu olanları arar. Yani yağmalanmamış olanları. Altı seçtim. Gönderdim. 3, bir tane daha yapacağım. Tamam. Zaten bizim dibimizdeymiş. 31 kilometre. Bunun dışında mutlaka
İttifak, intikal sayınızdan bir eksik yapın. Atıyorum benim intikal sayım 5. Ben 4 gönderdim. Neden derseniz biri buradan otokatıla katılım yapsın. Yani bir intikaliniz boşta olsun, öyle diyeyim. Bunun dışında dünya haritasını biraz büyütürseniz, şurada kaynakları seçerseniz sadece kaynakları gösteriyor. Şöyle. Tehditler dediği de işte çevredeki hayvanlar, askerler falan filan. Blue Knight, Kore. Başka nerede yapabiliriz? Mesela hayvanlara seferberlik düzenleyebilirsiniz. Ekstra ödüller de verir. Ben şu an şu görevi yapıyorum. 22 saat geri sayıyorum. Dökümhane Savaşı var. 21 saat sonra. Yarın saat 9 gibi ne oluyor? Katılırım ya. Arada asker etkinliği var. Ya bu güzel etkinlik de şey. Çok fazla enerji yiyor. Şöyle göstereyim onu da. Saldır dedim. Seviyesi düşük olduğundan çabuk yerim ben bunu. Zaten 9 kilometreymiş. Mesela bir sürü kaynak geldi. Ekstradan hızlandırma geldi. Topla dedim. Dediğim gibi lazım oldukça zaten atıyorum bir şey basarken direkt buradan kendisi bozduruyor. Ne kadar ihtiyaç varsa bozdurabiliyorsunuz. Onun dışında kendiniz bozmayın burayı. Atıyorum şöyle sandıklarım var benim. Buradan bir tanesini açayım. 1K et verdi. Bir tane daha için ne verecek? Et veriyor. Buraya hep et veriyor herhalde. Diyeceğim yok. Hepsi de var. Onlar dursun şimdilik. Bu görevimizi yapalım abi. Ha, intikal yok. Tek intikal bıraktım ya. Bunun dışında başka nereden kazanabiliyorduk? Bakalım bakalım bakalım. Başka bir yerden kazanalım mı? Şöyle mağazalar var. Mağazadan atıyorum. Demir madeniniz fazla. Buradan demirle eti takas edebiliyorsunuz. Ya da etle odunu. Mesela 500K etle. Şunu alırım ben. Bunları geç. Şunu da alırım. Çünkü onlar sürekli birikiyor bende. Fazla var yani. 116 milyon etim var. 96 milyon odun var. Harca harca bitmez. A101 gibi aynı. Sobamızı yakalım abi, soba. Hava arasında. Şey soğudu. Bunun dışında şuradaki emirleri de uygularsanız atıyorum gece vardiyası. Ne diyor? Tüm iş sahalarındaki savaşçılar 48 saat çalışmaya zorla. Vırt zırt. Yani 2 günlük üretimi bir günde 24-48 aynı. Üretebiliyorsunuz, yapalım. Yani adamların morali düşüyor ama 2 kat daha hızlı çalışırlar 2 gün boyunca. Yani üretim daha fazla oluyor. Buralardan da üretebilirsiniz. Şuradan teraziye tıklayıp arada bir şenlik açın. Çünkü adamların morali bozuldukça üretim düşüyor. Adamların moralini yüksek tutmak lazım. Ona şuradan bakabilirsiniz. Posta kutusuna girip öneri kutusu.
Mesela %95 mutlularmış benimkiler. Şu görevleri de yapın, mutluluğu daha da yükseltiyor. Saygıdeğer şef, ev arkadaşlarımla birlikte uzun süredir bir tundra seferine katılarak şehir adına beraberlerle savaşmayı hayal ediyoruz. Şef, bu dileğimizi yerine getirebilir misin? İnsanları kavga etmekten çok savaşmaya ihtiyacımız var. Yani istemişsiniz göndeririz ya. Sıkıntı yok. Kardeş. Benim adıma savaşın gidin. Bunun dışında dediğim gibi fener görevinde, keşif görevinde hepsinde ham madde geliyor. İttifaka da katkı yapmayı unutmayın. Bunun birikmesi gerekiyor. Bu ne işe yarar? Bir saniye, burayı yaptık. Mağazaya girdiğinizde buradan istediğinizi alabilirsiniz. Bunda işe yarar hiçbir şey yokmuş da. Ya şu anda işime yarar. Hızlandırma falan olursa alıyorum ben. Bu videoda böyle de arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum olarak yazarsınız. Onlar için de ayrı ayrı videolar çekerim. Kısa ve bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz.